akşamlar efendim. Yasemin'in penceresine hoş geldiniz. Ekranların bu en klasik programı bu akşam da hayatınıza bir pencere açıyor. O Adana'da pamuk tarlalarında ırgatlık yaparken şarkı söylemeyi hiç düşünmüyordu. Zaten bir karış toprağı olsa Adana'yı hiç terk etmeyecekti. Yoksulluğun siyah renginden pembe hayallere uzanan bir çizgide. Evet, ilk kez o gelecek, hayallerini, sırlarını ve bugüne ait her şeyi sizlerle paylaşacak. Sayın Ferdi Tayfur geliyor. Ferdi Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ne güzel ve neşeli, harika girdiniz. Efendim sizi şu koltuğumuza şöyle alabilir miyiz lütfen? Buraya mı oturuyorsunuz? Evet lütfen, buraya oturuyorsunuz. Bu koltuk rahattır, isterseniz şöyle yayılabilirsiniz de. Çünkü böyle alkışta çıkınca alışık olduğumuz zaman. Evet değil mi? Alkış istedi canınız değil mi? Hemen istedi. Doğru, evet. Haklısınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok keyifliyiz, çok iyiyiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve ilk sizle başlıyoruz. Evet, gerçek adınız Ferdi Tayfur Turan Bayburt. Çok uzun bir soyadınız var. Evet efendim, benim adım takma isim değil. Gerçek adım Ferdi Tayfur, soyadım Turan Bayburt. Turan Bayburt. Şimdi şöyle bir Adana'ya gidelim mi? 50 küsur yıl öncesinde Adana'sına. Bakalım evet. Nereden gelmiş evet, Ferdi Tayfur hayatınız? Bakın bakalım. Hayatınız şuradan geliyor. Aslında o binlerce kişinin doldurduğu konser alanlarını hiç mi hiç düşlemedi. Şarkılarının hep bir ağızdan söylenme hayali üzerine hayat kurmadı o. Babası Cumali Bayburt, oğlunun hep paşa olmasını istiyordu. O, Cumali Bey'in bıçak darbesiyle ölümünden sonra geçirdiği ıssız gecelerde hep ah dedi. Bereketli topraklarında çiftçilik yapmak isterken bir anda milyonların sevgilisi Ferdi Tayfur oldu. Ferdi Tayfur hayatı boyunca zorlukları aştı aşmasını ama kan davasına kurban giden babasını bir türlü unutamadı. Tanımadı hiç onu. Bu içinde fırtınalar kopardı hep. Hiç görmediği babasının geride kalan tek bir fotoğrafı avunmasına yetti. Sadece kendi omuzunda bir eli gözükse de. Hiç okula gitmeden roman okumayı öğrendi. Pamuk tarlalarında ırgatlığa gittiği günleri, Konya'da bir pavyonda şarkı söyleyerek unuttu Ferdi Tayfur. O günlerde tanıştığı sevdiği bir kadın, Ferdi Tayfur'u istemeden baba yaptı. Oğlu Timur'u yıllar sonra kabul etti. Hayatının akışında duygusallığı ve sevgiyi hiç bırakmadı. Yaşamında sürekli kol kanat gelen, hayallerinde inanan annesi Şerife Hanım, oğlunun milyonları arkasından sürükleyen hayran kitlesini gördü. Tayfur olarak neonların üzerine yerleştirdi. Tak
Takma başına kır çiçeklerini, çiçeklerden daha çok güzelsin yarim. Adana'da evlendiği Zeliha Hanım'dan güzel mi güzel, dünya tatlısı iki kızı dünyaya geldi. Tuğba ve Funda. Ama o aşkı bir film setinde yakaladı. Sevdalı bir erkek olarak hala Necla Nazırlı bir şarkıyı tamamlamaya çalışıyor. Kızı Tuğçe ile. O hep hayallerini anlattı. Annesi ve kardeşleri ona hep inandı. Hala zamansız ölümlere, İnsan kalleşliklerine şaşırsa da Ferdi Tayfur, mazide bıraktığı Turan Bayburt'un gerçekleşen hayallerinden adeta intikam alıyor. Herhalde Adana'da pamuk tarlalarında ırgatlık yaparken bir gün böyle binlerce insana şarkı söyleyeceğinizi hiç düşünmediniz. Benim o zamanlar tabii daha çok bülbül gibi öten bir çocuktum. Yani çocuktum. Ve herkes de çok beğenirdi sesimi. Irgatlar da beğenirlerdi. İşte, pamuk tarlalarına pamuk toplarken bir yandan da türkü söylüyorsun. Şarkı söylerdik, türkü söylerdik. Bir tek ben söylerdim zaten, onlar da dinlerlerdi. Herkes dinlerdi işte. Şah'tan gelen ırgatlar vardı, etraftan gelen ırgatlar vardı. Biz Adana Mahalle, Adana'daki Hürriyet Mahallesi'ne gitmiş olarak insanlar işte... Biz biraz şehirliydik tabii. İşte kazma zamanı kazma döverdik. Pamuk zamanında pamuğa giderdik. Adana'nın sıcağında. Adana'nın sıcağında tabii ki. Yoksul bir aile. Tek işte umutları benim bütün ailemin. İşte herhalde ben de çok popülerlerdi. Çok akıllı olduğumu falan söylerlerdi. İşte o zaman da herhalde gaza geldim. Ben gene işte şarkı söylerdim. İşte çok beğenirlerdi. Yani tek umutları bendim. Ama yani... ben hayatınızın burada dönüm noktasına gelmek istiyorum. Çünkü hakikaten bir erkek çocuğunun babaya olan özlemi, baba sevgisi herhalde çok önemli tabii çok ki. Önemli. Çok önemli. Sizin babanız Cumali Bey bir gün size bisiklet almaya diye evden çıktı değil mi? Bana bisiklet almaya diye evden çıkmadı efendim. Benim babam bir sabaha karşı, bir geceydi işte, bu kuşakta kendimi gördüm. O da benim babam olduğunu söyledi annem, uyandırdı. Diğer kardeşlerim yatıyordu. Herhalde ben gene çok akıllı olduğumdan, ben meraklı olduğumdan ben uyanmıştım o zaman. İşte babam da o gelen, askerden gelmişti. Ertesi sabah 1 lira, çok iyi hatırlıyorum, 1 lirayı çok iyi hatırlıyorum bir defa. Anneme 1 lira verdi, o da rahmetli oldu, annem de rahmetli oldu. İşte akşama arkadaşları otele bırakmışlar, akşama onları biraz yalnız bırakmamak için gitti. Akşama geri döndüğünde bir çiğ köfte falan yapacaklar. Biliyorsunuz bizim o tarafın çiğ köfteleri biraz meşhurdur. Efendim, gitti bir daha geri gelmedi babam. O gün gelmedi, ertesi gün beni annem yanına aldı. Gittik, nerede arayacağımızı da bilmiyoruz tabii. İşte giderken karşıdan bir fayton vardı o zaman. Faytonlar çok, fayton arabalar. Çoktu o zamanlar. O da rahmetli oldu. Arap Ahmet, babamın en yakın arkadaşıydı. O faytonla geldi. İşte bacı dedi, ya bir şey oldu dedi, bir kaza oldu dedi falan. Ne kazası falan dedi. Ya dedi, dün işte bara gittik dedi. Barda dedi bir kavga oldu dedi. İşte Cumali vuruldu falan dedi. Allah Allah, bindik, ben de aldım faytona, gittik hastaneye. Hastanenin önüne gittik, onlar çıktılar, beni almadılar içeriye. Küçüktünüz. Küçüktüm, evet, beni almadılar işte, 5-6 yaşlarında. Dolayısıyla babam bir hafta sonra öldü orada.
Bir babanızı hiç görmedin. Görmedim evet yani. Böyle bir cahil bir insanları bütün. Ya insan ne bileyim, çocukları gitsin görsün yani, hasta falan yok. Göremedim babamı işte orada. Nasıl bir sızıdır o? Ben göremedim ama daha sonra babamın öldüğünü hiç kabullenmedim ben askere kadar falan. Askere gidinceye kadar kabullenmedim. İlla babam bir günün birinde çıkıp gelecek diye düşündüm. Askerden sonra ümidimi kestim daha gelmezse. Peki o sizin hep paşa olmanızı istermiş. O benim paşa olmamı istermiş. Öyle atıp tutarmış öyle küçükken beni. Bu çocuk paşa olacak dermiş. Bunun gözlerinde başka bir şey var. Bu çocukta başka bir şey var. Seziyorum ben dermiş yani. Resim hikayesi nedir peki? Babanızın bir tek resmi var. Eli. Evet, parmağı var. Benim biraderle ikimiz oturmuş böyle İstanbul Hatırası'nın önünde. Onun parmağı var, kendisi yok. Çok nasıl bir, yani hayalinizde nasıl hatırlıyorsunuz şimdi yıllar sonra baba Cumali Bey dendiği zaman nasıl bir film geliyor gözünüzde? Benim babamın bir resmi var tabii, bir iki resmi var, onu gördük de babam çok yakışıklı bir adamdı. Erkek güzeli bir adamdı. Efendim. Yiğitti benim babam. Çok sayılan bir adamdı Adana'da. İşte o kavgada işte vuruldu adam ya. Vuruldu? Evet vuruldu. Sonra mezarlığa hatırlıyorum. Mezarlık çok kalabalıktı. Müthiş kalabalıktı. Sonra eve gittik işte. Bir baktık kimse yok evde. Ev bomboş. O zaman anladınız ki. Anladık. O zaman her şey palavra. Palavra. Evet. Her şeyin palavra olduğunu. İnsan zaman içerisinde yaşarken gene de yaşıyor ve gene de anlıyor palavra olduğunu. Evet. De yani ne arayan mı oluyor, ne soran mı oluyor? Fakirlik zaten yüzü soğuk bir şey. Zaten o ondan sonra sizin fakirlikle tanışmanız, iç içe olmanız daha da yakınlaştı. Tabii yani ondan sonra rahmetli annem evlenmek zorunda kaldı. Çünkü genç ve çok güzel bir kadındı annem. Evlenmek zorunda kaldı. Niye gitti bekçiyle evlendi anneniz? Onu layık gördü kendisine. Hatta annemi benim gidip rogatlık yaptığımız mesela o dönemdeki o çiftliğin sahipleri, ağaları benim ölen babamın şeyiydi. Çok yakın arkadaşlar olduğu için onlar çok yardımcı olmaya kalktılar anneme. O çiftliğin katibiyle evlendirmek istediler. Annem dedi ki yok ben dedi bekçiyle evleneceğim dedi. Çünkü dedi, o okumuş bir adam dedi. Ben okumuş adamla dedi yapamam, ben cahil kadınım dedi. Sonradan, yerini kendi tespit etti. Evet, sonradan sordum ama bana bunları söyledi. Dedim ki ya sen nasıl, niye dedim o aydın adamla falan dedim. O aydın ama dedi ben cahilim oğlum, nasıl anlaşırdık dedi sonra. Bekçi dedi iyiydi ama Kürt bekçi. Üvey babanız. Üvey babamız, Allah rahmet eylesin, evet. Sağlam bir adamdı, tertemiz bir adamdı. Baba sevgisini onda tanıdınız. 27 sene babalık yaptı bize. Evet. Bize kol kanat oldu. Yokluktan çok dırdır ederdi adam. Biraz annemle çok kavga ederlerdi. Onun için küsen insanları, birbirlerini küsen insanları hiç sevmem. Dırdır eden bir şey yani, çok büyüten, kavga eden insanları hiç sevmem. Ondan beri sevmem. Devam edeceğiz. Bu çok önemliydi bizim için, babanızı kaybettiğiniz an. Evet. Dediniz ki gerçekten hayallerim vardı ve o hayalleri gerçekleştirmek için de ailenin tek can kurtaran sibidi sizdiniz. Evet. Ya olmasaydı ne olurdu aile? Onu bilemem yani, o kadarını bilemiyorum yani. Bir şeyler olurdu herhalde. Yani. Ama çok önemli bir şey var, ailenin size inanmış. Yani o kadar fakirliğin, onca yoksulluğun içinde bir anne evet. Çıkıyor ve diyor ki evet ben oğluma inanıyorum. Bu da özel bir şey. Ya nasıl hem de çok inanıyorum ne demek yani, biz bana şunu söyledi rahmetli annem, oğlum bak parladığın zaman film çevirirsen evet, şarkı söylerken dalları tutarak söyle dedi bana. Çok derdi ya, böyle hayaller kurardık tabii. İlk patlatan, sizi dinleyicilerinizle buluşturan hangi şarkıydı? Ya kır çiçekleri ondan sonra bana gerçekleri söyle durdun ne sevgilim, bu parçalar güzel paşalardı. Yani ondan sonra zaten Eleanor Plağı geçtim. Orada da Çeşme'yi yaptım. Yaptınız. Gurbetin Kahrını falan yaptım orada. Ve ondan sonra artık zaten Ferdi Tayfur olmuştunuz değil mi? Evet işte o yoldaydım. Yani. O yoldaydım evet. Peki İstanbul'a geldiğinizde ilk müzik dersini kimden aldınız? Ders almadım. İstanbul'a geldiğim zaman işte görsel plakla anlaşırken Adnan abi vardı. Adnan Barberen. Adnan Barberen'in o zaman yönetmenlik yapıyordu Adnan Barberen.
Ona gitmiştim ben. Ne dedi o size? Ben onun peşinde çok dolaştım. Sonra size bana hayır mı dedi? Bana da hep bana şunu söyledi. Ferdi başımın derdi derdi hep. Öyle Ferdi, mi derdi? Ferdi başımın derdi. Öyle söyledi. Soralım bana mı acaba, evet, ne dermiş? Öyle dedi bana. Soralım mı acaba? Öyle mi? Evet. Burada mı? Kapı açılsın. Ferdi başımın derdi. Evet Adnan Bey hoş geldiniz. Evet, Adnan abi. Nasılsın Adnan abi? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen böyle buyurun. Evet Adnan Bey, Ferdi Bey size çok mu yalvardı? Adnan abinin şeyiydim, hayranıydım ben. Yok o kadar fazla yalvartmadım ama beni seviyordu. Ben Ferdi'yi çok severim. Bir gün Sayan Plak, Allah rahmet eylesin Fahrettin abi. Oraya gittim, 70'li yıllardı galiba. Baktım, abi şeyler, resimler asmışlar şehire oraya. Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Hayır dedim Fahrettin abi, o dedi yeni dedi bir çocuk dedi, buna ben dedi plak çıkarıyorum Doğubank dedi. Doğubank mıydı o zaman? Doğubank tabii ha. Doğubank işinde Sirkeci'de kapalı çarşıyı, bu alt katı böyle. Bütün plakçılar bir arada. Firavun mezarlığı. Firavun gibi ama evet, hepsi birbirini sever sayar insanlar. Evet. Şimdi hepsi birbirini affedersiniz, evet, biliyorsunuz. Üçkağıtçılık yapıyor. Çok havasız bir yer. Tabii. Firavun mezarlığı. İşte o havasızlığı çektik hep, sanatçılık kaderi. Dedim biraz dinleyebilir miyim? Bir tanesi aklımda hiç unutmam. Adana'nın barajında mıydı? Galiba öyle bir şeydi, evet. Böyle bir şeydi. Bana getirdiler. Ferdi geldi. Elektro çaldım. Bana gerçekleri söyle. Mutsuz musun benimle? Bakımların duası. Parçalara veren. Güzel daha var mı? Çok dedi. Siz tamam, sesini taklit ediyorsunuz Ferdi Bey'in. Onunla beraber gidiyoruz. Hadi bir pek söyle bir Ferdi Tayfur'un sesinden ya, bir şey bu, dinleyelim Adnan Bey. Hazine gibi bir adam ya. Ya siz bir hadi. Adam. Adnan abi yapmayın. Evet Adnan, evet hadi şimdi söyle. Ferdi ile aramız iyi. Adnan abi işte. Bence bir şey mi? Deminkini bir daha söyleyeyim. Nasıl söylüyorsunuz? Ferdi Tayfur ses çıkarıyor resmen. Çıkarıyor. Bana evet, gerçekleri söyle. Mutsuz musun benimle? Çekilirim aradan. Sevdaysan başkası. Ben razıyım hayatın. En acı darbesine. Bunda senin suçun yok. Yanıyorum kaderime. Kaderine yanıyorum kaderime. Neticede neticede karar verdik. Plak yapacağız artık. Ne yapacağız? Mahkumların duası. Bana gerçekleri söyle. Bir plak mı yapmıştık o zaman? İki. İki. İki plak karar verdik. Şimdi ilk defa ben playback olarak Ferdi'ye bir tane yaptım. Daha önce hiç denenmemiş. Mono kayıt çalışıyoruz. Bütün sazlar bir anda çalacak. Solist bir anda okuyacak. Birisi gık dedim hadi bir daha başlar. Tabii. Şimdiki gibi kanal yok. Şimdi krallık sürüyorlar da. Cefayı biz çektik. Geçti şimdi. Bana gerçekleri söyle Ferdi okuyacak. Hala aklıma geliyor böyle bir ciğerime ufak bir iğne saplanıyor. En büyük anı da o kalmıştır bende. Tam okuya baktım. Okurken Ferdi'nin buralarında yaşları süzülüyor. Ben de çalıyorum böyle yanında. Ben bozuldum onu öyle görünce. Niye çok hassasım. Çok duygulu Ferdi. Halen öyle bırakamamış. Demek duygusal okuyor. Çok duygusal. Ferdi. Ondan sonra dedim Ferdi bir dakika. Ya hayatın şeyini yakalıyoruz işte. Yani tabii, bu öyle o kadar kolay bir şeydi yani bu öyle. Girdim içeri şeye dedim ki şu dedim buna playback çekebilir miyiz? İkinci bir makine daha yeni gelmiş. İkinci makine de yapalım dedi. Girdim Ferdi dedim sen şimdi benim kulağıma oku bunu biz çalalım. Bunu sen playback yap. Baktım ağlıyor göz yani içinden geliyor. Ben mecbur kaldım. Hala aklıma geliyor böyle. Şimdi, bu şarkı da yani, güzel bir şarkı yani değil çok mi? Çok güzel yani, bir şarkı. Yani, kim bilir hangi duygulara götürür size o şarkı. Yani, demek yani şimdi ya. Bizi de götürmeye başladı. Baktım ben de bozuluyorum. Çalamamaya başladım yani titremeye başladım. Playback yaptık. Derken baktım çeşme yapıldı. Çeşmede ben yoktum çünkü. Hı hı. Arif abiyle yaptık. Tabii yollarımız da ayrıldı abi, herkes. Ama bakın sizi gördü. Tabii tabii geldi, her zaman görüşürüz. Elinizi öptü. Size olan saygısını tabii, dile getirmiş tabii, oldu. Adnan Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katıldığınız için ederim, sağ olun. Şimdi Ferdi Bey, bir müzik yaşantınız, bir özel yaşantınız arasında gidip geliyoruz. İsterseniz şöyle biraz rahat mısın? Ya rahatım ben. Sanki böyle iğrete oturuyor. Rahatım, şimdi koltuklarda. Şöyle şöyle, ha biraz koyayım, şöyle yani, bir arkanıza. Çok fazla da rahat olmuyor, uyuruz sonra. Yok yok, biz sizi uyutur muyuz? Biz sizi hiç uyutmayız, merak etmeyin. Şimdi, seyircilerimiz tabii ki sesinizi Ferdi Tayfur olarak yıllardır tanıyorlar. Ama bu programda belki de ilk kez sizin ağzınızdan özel hayatınızla ilgili belki bugüne kadar hiç söylemediğiniz bir gerçeği de paylaşacaklar. Belki de uzun yıldır, 30-35 yıldır sakladığınız bir sırrınız bu. Şunu dinlemek istiyoruz ve sizden duymak istiyoruz. Sizi istemeden baba yapan o ilişki nasıl başladı?
Ya ne bir hemşire adayı bir kızla ben birlikte beraberdim. Konya'da. Evet. Onun da kendine göre problemleri vardı. Abileri, kardeşleri vardı, erkek kardeşleri vardı. O staj mı görüyordu? Bir şey yani, bir şeydi. Bir doktorun yanından bir şeydi orada. Onunla bir hayatım oldu benim öyle. O zaman da 18 yaşında falandım ben. Ya da 17-18 yaşlarındaydım ben. Öyle bir hayat oldu. Bir kadın da bize, bir kadının evinde buluşuyorduk. Kadınla işte yardımcı oluyorduk. Arada sırada işte 15 lira ben mesela 15 lira o zaman para önemliydi o zaman o para. Otelde kalıyordum ben. Ondan sonra ben sonra gittim ben yani. Adana'ya döndüm. Sonra evet o bana bir hamilelik gibi bir şey söyledi galiba. O kız. Sonra o kardeşleri olan bir problem. İşte o hemşire olmasını istemiyorlardı herhalde kardeşleri. O da hemşire olmayı seviyordu falan. Bir de Almanya'ya gitme falan durumu vardı o kızın. Bana da inanmıyordu. İşin doğrusu şarkıcılığı, yani müzik hedefine inanmıyordu. İnanmıyor muydu? İnanmıyordu. Size? İşin doğrusu inanmıyordu. Peki siz o size bir gün gelip ben hamileyim dediğinde siz ona inandınız mı? Ben hamileliğin ne olduğunu bilmiyordum ki ya. Evet. 17-18 yaşında çocuğa dersen ne? 17-18 yaşında bir çocuk hamilelikten mi anlar ya? Güler gider çocuk. He öyle mi? De gider. Ben de öyle yaptım. He öyle mi dedim gittim. Gittiniz. Evet. Halbuki gerçekten. Çünkü o bana öyle çok böyle oturup ellerini tüm gözlerinin içine bakarak söylemedi ki. Çünkü bana inanmıyordu. He ya sen ya, senden diyordu bana şarkıcı mı olur falan diyordu bana. Ya ben de diyordum olacağım işte bir gün olacağım ben çünkü bu işin peşindeyim. Sonra gittim böyle bir şey duydum. Sonra o beraber olduğumuz kadın doğmuş herhalde ona bir teslimiz. Gitmiş bir daha geri gelmemiş. Kadın da onu çocuğu büyütmüş. Nüfusuna almış çocuğu kadın. Hatta o kadından olduğu yolunda söylentiler de evet, çıktı. O kadın, genel evde çalışıyor evet, dediler. Sahiplenmiş kadın bilmem ne yapmıştı. Sonra dedim ki ya insandır boş ver hani. Kadına dedi ki ya niye kardeşim sen bunu o zaman bize yok bana diyor ki senin adresini biliyor. Ya öyle adresini bilmiyormuş da bilmem ne yani bir sürü bahaneler kaç çıkardı. Yıl sonra size geldiler? 13 sene sonra. 13 yıl sonra baba olduğunuzu anladım. Evet 13 sene gelince ben de aldım çocuğu. Çocuğun gözünde bir şeyler vardı onu doktora götürdüm. Okula. Peki nasıl inandınız kendi oğlunuz olduğuna? Ya, gerek yok ben onu hissettim ya. İlginç bir şey. Hissettim. Hissedince önemli değil. Her şeyden önce insanız yani. O benim oğlum olsa ki olur olmasa ki ne olur. Önemli olan bir çocuğu alıp sahiplenmek, onu topluma kazandırmaktır. Ama o çocuğu sahiplenmenin ötesinde, adı Timur'du galiba. Evet. Peki o çocuğa bir baba şefkati gösterebildiniz mi? Bilmiyorum, gösterdim mi, göstermedim onu bilmiyorum yani. Ve uzun baba şefkatinin ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Bilmiyor musunuz? Hayır. Halen bilmiyorsunuz, dört bilmiyorum, çocuğunuz bilmiyorum yani, öyle bir şefkatin tadını tatmadım ben çünkü. Çünkü bir tat tadarsınız. Ana şefkatini derseniz bilirim onu. Ana şefkatini bilirim ama baba şefkatini bilmiyorum. Çünkü babasız büyüdüğüm için bilmiyorum. Size yanlış geliyor herhalde bütün bunlar. Ya da seyircilere de yanlış gelecektir. Aç ne bilir tokun halinden, tok ne bilir açın halinden diye bir laf vardır. Çünkü ben baba şefkatini babamdan öğrenmiş olsaydım, ben de şefkatli bir baba olurdum. Ama sanıyorum ki 13 seneden sonra, Karşına gelen çocuğu alıp da nüfusuna geçirip bir yuva kurdurup onun hayatını kurtarıp topluma kazandırıyorsan demek ki herhalde bir şefkatli tarafım var gibi geliyor. %100. Yani ben şimdi öyle söyleyince böyle bir durdunuz böyle. Hayır yok %100 şef. Çünkü şu benim aklıma şu geldi yani siz nasıl oldu da bunu inkar etmeden. Niye inkar edeyim ben insanım ya. Belki gerçekten sizin çocuğunuz değildi o. Olmayabilir. Ne yapayım yani? Ben de kimsesizler yurdunda bir çocuk aldım kabul ederim. Ne olacak yani? Peki o çocuk da, ona biraz sonra geri döneceğiz ama, acaba böyle gayri meşru bir ilişkiden dünyaya gelmiş olmanın verdiği bir eziklik olmadı mı? Ne bileyim ben ona hiç konuşmadınız ona sorma. Ben de elini kaldırıp indirmem böyle şeyleri. Niye söyleyeyim ya çocuğu? Niye o çocuğa öyle şeyler söyleyeyim? Gerek yok ya. Yani niye sorayım ki ona? Yani siz diyorsunuz ki ben görevimi yaptım, ben görevimi kabul ettim, nüfusuma geçirdim. O da onun bilincinde, o terbiyeli, çok ağır, çok oturup kalkmasını bilen insan. Peki hiç oğlum dediniz mi ona? Demem mi ya, niye demem, oğlum demem, ne demek oğlum demem? Oğlum demem, oğlum demem olur mu ya? Ve onu sonra
Yeğeninizle evlendirdiniz, evet, değil mi? Evet, kız kardeşim. Herkes yardımcı oldu o çocuğa. Necla Hanım, Zeliha Hanım, kız kardeş. Herkes ona yardımcı oldu. O çocuğu kurtarmak için, hayata kazandırmak için herkes yardımcı oldu. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Biraz şekerci çırağından bahsedebilir miyiz? Hani siz okuma yazma hiç bilmeyen, okula hiç gitmeyen Ferdi Tayfur, şimdi oturduğunuz roman yazıyorsunuz. Evet. Ya şimdi ben, benim şekerci çıraklığım, birinci mesleğim benim terzi çıraklığı. Terziye verdi beni amcam. Ah! Hep içim sızlar nenemi düşündüğüm zaman. Köylüoğlu köyünde bir sabaha karşı amcalarım orada yapı yapıyorlar. Yapıcı derlerdi benim amcalarıma. Amcalarım bir bina yapıyorlardı orada, bir ev yapıyorlardı. İşleri bitti, o gün gideceklerdi. Şafak baktı, kalktım. Nenemin, nenem de tavuklarına bakmaya gittiğinde orada domates şeylerinin, fidelerinin arasında saklanarak kaçtım. Amcamın yanına gittim. Amcam da beni aldı, şehire götürdü. İşte hep yüreğime batmıştır. Nenem acaba o zaman neler hissetti diye. Çok tabii ağrına gitmiştir, torunu kaçtı diye. Ondan sonra beni terziye verdi amcam. Sonra terziden çıktım herhalde. Ne olduysa biz Sibel'e gittik herhalde. Bey babam bizi götürdü falan. Sonra döndük, beni şekerciye verdiler. Şekerci çıraklığı yaparken Hamal'la birlikte bir yere şeker götürüyorduk. Galiba onun sırtında, ben de ona refakat ediyordum. Bir götüreceği yeri ben biliyordum herhalde ki. Postane Caddesi'ne, postanenin oraya geldiğimiz zaman bir araba durdu, soluklandı. Arabanın plakasına baktı. Dolar dedi, sen bu burada ne yazıyor biliyor musun dedi. Dedim yok. Adana yazıyor dedi. O zamanlar plakalarda şehrin adları yazardı. O beş harf benim sonra alfabem oldu. O beş harfi ben çok kısa zamanda 28 harfe çıkardım. Çalışa çalışa, okuya okuya. Okuma yazma öğrendiniz. Evet. Hayalini zar zor hatırladınız. Babanızın büyük sevgisi, büyük izi var. Bir gün bir arkadaşınıza demişsiniz ki, ah keşke babam yaşasaydı da şu dağların arkasında olsaydı. Evet. Ya çok, tabii çok önemli. Bakın şimdi bu mesela işte baba oğlum diyebiliyor musun falan filan. Bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan o babanın yaşamış olması. Yaşıyor olması. Çünkü mutlaka günün birinde sarılacaksın ona. Ama siz elleriniz onun boynuna hiç gidemedi. Ben sarılamadım. Yani. Sarılamadım. Sarılamadım yok ya. Ona işte babam öldüğü zaman işte içeri giremedik yani. Hastaneden içeri giremedik yani. Ne olur diyor, bir göreydik yani. Hayır, babamı bir göreydim ya. Göremedim. Ukde oldu. Yani 5-6 yaşındaki çocuk bir, o bakarmış bana, yukarıdan bakarmış bana mesela. Öyle mi? Evet. Ben de öyle garip böyle oturmuşum. Bilmiyorum ne, hangi yerde oturduğunu bilmiyorum, yattığını bilmiyorum, öyle oturmuşum. Yani. Annenizi hiç sormadınız babanızı? Ya annem hiç şey yapmazdı ki, annem yıllarca ağladı benim annem. Ağladı. Yıllarca. Evlenmesine rağmen mi? Evlenmesine rağmen. Üvey babam yanında ağlardı. Sevgisi. Üvey babam da hak verirdi. Çünkü derdi, ağladığın adam değer adamdı. Tanıyordu çünkü o da onu. Cumali Bey. Evet. Evet, ama demek ki insanın o çocuklukta kalbinin bir tarafında asılı bir çengel. Bakın yıllar sonra gene karşınızda o baba sevgisi, baba şefkati. Hani ah bir kerecik görseydim, yaşasaydı da şu dağların arkasında olsaydı hala diyebiliyorsunuz. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Bu baba sevgisini, baba şefkatini, babanıza duyduğunuz özlemi paylaştığınız bir arkadaşınız gelecek şimdi. Öyle mi? Evet, onu anlatmışsınız. Bu lafı ona söylemişsiniz. Ah babam bir yaşasaydı da o dağların arkasında olsun. Aa, evet. Kim olabilir? Ya, ne bileyim yani, herkese söylemişimdir mutlaka bunu. Peki. Kapı açılsın. Söylemişimdir çünkü. Kapı açılsın. Mesela unutulacak adam değildim ama. Sebi. Ana kim var ben? Sebi. Öncelikle o anıların içerisinde. Evet, sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun, sizi hemen yanınıza alıyoruz. Ferdi Bey'in. Evet, Ferdi Bey'i şöyle bir Adana'ya götürdük. O günlere, özlemlere. İşte. Ya işte. İnsanlar. Öyle yani, benim söylediğim şey sanki bana göre doğru ama herkese doğru olmayabilir. Bir babam olaydı da Karadağ'ın arkasında olaydı. Evet.
Onu size ne zaman söylemişti Ahmet Bey? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ferdi Tayfur'un hayatı yüzlerce şarkıya sığmadı. Sanıyorum bir tek romana da sığmayacak. Bunu içtenlikle söylüyorum. Çok doğru. Ferdi abinin bende çok böyle kırık dökük anıları vardır. Ben de belki duygusal yanım olduğu için onu yüreğimin çekmecesinde çok iyi sakladım. Büyük derin özlemleri vardır. Pek paylaşmaz, pek konuşmaz Ferdi abi. Ancak çok enderdir böyle içine döktüğü anlar. Başkalarını dinlemeyi çok iyi bilir. Belki en az konuşanlardan biridir. Ama onun oyuncağının olmadığını bilirim. Onun en büyük özlemlerinden iki tanesi, bir tanesinin babası. Evet. Hiç mi olmadı? Hiç olmadığını bilirim. Öğretmeninin hiç olmadığını, öğretmenlere büyük saygıyla baktığını bilirim. Evet. Vefasını bilirim. Tabii kırık dökük derken mesela ona hiç söylemediğim ama beni çok ama çok böyle yaralayan bir anısı vardır ki ben Ferdi abi hep böyle yukarıdan dışarıdan hep izlemişimdir. Belki siz de bunun farkındasınız. Basında çok rastlarsınız. Ferdi abi sanat dünyasından tanıdık tanımadık her kim olursa olsun mutlaka hastane odasında, hastane köşesinde ya onun çiçeğini ya onun geçmiş olsun dediklerini görürsünüz. Ama cenaze avlusunda mutlaka önce Ferdi Tayfur'u görürsünüz. İlk defa söylüyorum. Ama bu kadar vefalı. Tabii burada, buralardaysa. Evet, bu kadar. Peki. Bunu söylemek istediğim bir nokta var. Ama bir gün ve bir gün Ferdi Tayfur annesini kaybetti. İlk defa söylüyorum. Ve ben birlikte olduğum anda gözlerim dostları aradı açıkçası. Ama hiç kimseyi dostlardan derken sanat dünyasından görmedim. Ve en azısı da belki de en güzeli de... Orhan abi vardı, Orhan abi geldi. Belki sonradan ama hiç sitem etmedi bugüne kadar. Yok etmem yok. Kesinlikle etmez. Katiyel etmem kadar öyle yok. Böyle bir coşkusu vardır. O peki tabii, o babasının hani şey, babasının elinin olduğu fotoğraf varmış. Onu siz biliyorsunuz. Evet, onu da çok yaşamışımdır. Onu sanıyorum belki hatırlar en güzel köşesinde saklar. Çünkü bir tek resmi varmış babasının. Bana öyle söylemişti. Yok bir resmi var da. Hani beraber oldunuz. Bir tek resmimiz bile evet, yok. Babamla diyor. Beraber oldum bir tek resmi. Onda parmağı var. Bak onda omuzunda sadece eli var. Yok yok parmağını tutmuşuz. Parmağı değil mi? Beni evet. Sandalyeye tutturmuşlar. Evet. Düşmeyeyim diyor. Parmağını evet. Tutturuyorum onun. Böyle bakıyorum yani ben. Orada bile gibi. Yok. Yüzü yok. Yani bir de düadelim var önünde ayakta duruyor. O mesela, benim 3 yaş büyük. İnanılmaz. Peki oyuncak dediniz. Neye özleminiz vardı? Ne istiyorsunuz? Ben çok 3 tekerlekli bisikleti çok. Bisikletiniz çok. Amcam beni tercih verdiği zaman o Pazarlar Caddesi'nde gidip gelirken bir vitrinin önünde çok hem sabah hem akşam dönerken o bisiklete bakardım. 3 tekerlek bisiklete bakardım. Ona sevdalanmıştım. Ama ekmek alamazken bisiklet almak herhalde çok uzun bir hayat. Nereden ya alakası yok yani ama yani gönül bu yani şey yapamıyorsunuz ki çocuk gönlü. O zaman da 7-8 yaşındayım yani. Ona sevdalandım da bisiklete. 3 tekerlekli. Ondan daha büyük bir hazine olamazdı benim için. Ona kavuşamamıştın. Kavuşamadım sonra. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben güzellikler diliyorum. Daha nice yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok mersi. Ferdi Bey sonra siz yağmur demem çamur demem diye bir şarkınıza bir klip çektiniz. Bisikletim oldu o zaman bindim. Evet orada evet. Orada bisikleti kullandınız. O bir evet. Çocukluk özlemi miydi? Tabii ki. Peki tabii çocukluğunuzda ki. Başka hangi özlemleriniz vardı? Ya top oynamayı isterdim. Topum da olmadı. Evet. Topunuz da mı olmadı? Olmadı. Şimdi sizin bir hayalinizi gerçekleştirelim mi? Benim. Evet. Şöyle bir durun. Evet. Rahatlayın. Evet. Bakar mısınız? Evet. Bisiklet ha. Çok teşekkür ederim ama bunu... Bir çocukluk hayalinizdi madem. İnanmıyorum. Ah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ay. Ah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok şık bir bisiklet bu ya. Evet. Keşke çocukluğunuzda buna binebilseydiniz. Çocukluğunda bulamadım. Ama sonra, hayaller mutlaka bir gün gerçekleşir. Evet, sonra annem gelip gitmeye başladı. Sonra annem kiralamaya başladı bana bisikletleri. Kirayla alıyordu. İşte saatlik böyle biniyordum. 3 tekerlekli bisiklete. Öyle. Çok teşekkür ederim. Beni mahcup ettiniz. Sağ olun. İsterseniz bisikletiniz şöyle dursun. Evet. Şuraya dayayayım. Siz gene bizi yerinize alalım.
Hep şey diyorsunuz siz. Adana'da bir karış toprağım olsaydı orayı hiç terk etmezdim. Yine Irgat'la pamuk tarlalarına devam eder miydiniz? Ederdim. Oradaki koşullar bana göre buradakinden daha iyi. Oradaki insanlar daha samimiler. Daha paylaşmayı seviyorlar. Daha derdine derman olmaya çalışıyorlar. Belki de daha kirlenmemiş sevgiler var değil mi? Çok. Ben onun için de işte o şarkıyı yapmıştım. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Değil mi? O bir gerçekten bir felsefeydi. Evet. O şarkıyı da o şeyler içerisinde yaptım. Duygular içinde yaptım. Nasıldı o şarkı? Ne ümitle geldik koca şehire, Allah sonumuzu hayır getire. Alacaklı haciz koymuş Bekir'e. Abo! Hadi gel köyümüze geri dönelim. Evet. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Evet. Çünkü hep içinizde evet. O bir köy duygusu, evet. Geri dönmek evet. Hep var değil mi? Evet. Şimdi ben sizi isterseniz köyünüze değil ama Antalya'ya bir geri götüreyim. Antalya'da bir film çekiyordunuz. Necla Nazır'la evet. Birlikte. Evet. Necla Nazır'la iki film çektim orada. Evet. Çeşme ve Batan Güneş. Aşkımız Çeşme filminde başladı. Aşkımız Çeşme filminde başladı. Batan Güneş de devam etti. Evet. İlelebet öyle geldi. Evet. Şimdi bakın. O film bittikten sonra sizin bir Vosvos arabanız vardı. Ufak bir evet. Arabanız. Turuncu. Evet. Evet. İyi gidiyoruz değil mi? O arabayla siz İstanbul'a dönüyordunuz. Necla Nazır da uçakla dönecekti. Evet. Ama filmde öyle bir elektriklenme oldu, öyle bir şeyler yaşanmaya başladı ki Necla Nazır uçakla geri dönmek istemedi ve sizin arabanızla Antalya'dan İstanbul'a geldi. Evet. Ve o saat içinde Antalya ile İstanbul arasındaki yolda siz de zaten İstanbul'a vardığınızda artık birbirinize aşıktınız. Evet. Bunu o günlerde bilen bir tek kişi vardı. Öyle mi? Evet. Kim olabilir? O günlerde sizin aşkınızı bilen kişi. En yakınımızda biridir mutlaka. En yakınımızda biri olabilir. Bir isim verebilir misiniz? Tahmin edebilir misiniz? Bu aşkın ilk bilen insan. Temel Gürsel olabilir. Olabilir. Kapı açılsın bildi. Bildi. Evet Temel Gürsel. Helal olsun be. Bunun gözünden bir şey kaçmaz ya. Evet. Allah'ım ya. Bunun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Devam edin. Hoş geldiniz. Hoş sizi şöyle alıyorum lütfen. Bu hem rol tarif eder hem böyle bakar bu. Ya işte görüyorsunuz değil mi? Temel Bey sizin Temel Bey anlatın bu Vosvos'ta Necla Nazır önde direksiyonda Ferdi Tayfur arkada Necla'nın ablası valizler minnacık arabada başlayan bir aşk. Sette nasıl kıvırcım duydunuz mu? Hissettiniz mi acaba? Vallahi bizi hiç hissettirmedi aslında sette pek hissetmedik konuyu ama. Tabii ki ciddiydik yani. Biz çekim öncesi ben Adana'ya gittim. Ferdi'nin bir Volkswagen arabası vardı. Ondan Antalya'ya geldik. Sonra arabayı bırakıp İstanbul'a geldik. Ekibi aldık ve film çekimine gittik. Araba orada olmuş oldu. Araba orada kaldı. Evet. Uçakla giderken Necla büyük sancılar duydu. Kulağından yani hatta yetkililer damla getirdiler filan. Böyle kulaklarına damla büyük acılar çekti. Filmin çekimi bitti. Biz ama hakikaten bir aile gibiyizdir. Yani sette çok güzel. Çok gecemiz gündüzümüz beraber. Yani işin dışındaki dakikalarımızda beraber çalıştık. Senaryonun diyaloglarını beraber yazdık. Yani her şeyi ama ben hakikaten aralarında hiçbir şey hissetmedim. Ancak film bitti. Yılbaşı gecesiydi. Evet. 75'in yılbaşı gecesi. 31 Aralık günü bitti film çekimi Düden Şelalesi. 76'nın. 75'in 76'nın yılbaşısı. Evet. 75'in sonu 76'nın yılbaşısı. Evet. Uçakla İstanbul'a döneceğiz. Necla dedi ki Temel abi ben çok sancılar çektim biliyorsun dedi gelirken. Ben dedi Ferdi ile dönebilir miyim? Şimdi Antalya nere? İstanbul nere? Evet. Küçücük bir Volkswagen. Volkswagen'in içerisinde valizleri var, çantaları var. Necla'nın yanında ablası var. Vallahi ben bilemem dedim yani. Siz biraz da şaşırarak dedim tabii. Ve bunlar o küçücük arabayla İstanbul'a geldiler. Evet. Ve ilk orada hisseder gibi oldum ki dedim bir yakınlaşmam var acaba aralarında diye. Bize hissettirmediler yani. Ama sonunda yine bir şey olarak böyle bir kıvılcım çaktı. O arabada neler konuşuldu Ferdi ya Bey? Ya hiç bakınız o arabada hiçbir şey konuşulmaz. Çünkü söylediği gibi biz çok terbiyeli insanlarız.
Hiçbir itiraf almadı mı? Sadece bakışlar mı? Olur mu efendim? Mı? Böyle şey olur mu? Katliam geldi. Burada çekimlerimiz vardı çünkü, değil mi? Evet, sonra geldik. Antalya'dan geldik, devam, burada evet. Çekimlerimiz vardı. Öyle bir defa ben çok hoppa bir adam değilim. Necla Nazım hoppa bir kadın değil. Değil, evet. Temel Gürsü desen o zaman genç ve aksi bir herif bu. Bakmayın siz bunun yönetmenliği. Vallahi diyorum ya, bundan bunun gözüne hiçbir şey kaçmadı. Bu bağırdı mıydı, hepimiz böyle titredik, böyle zangır zangır hepimiz. Estağfurullah. Ondan sonra çok terbiyeliydik yani, bizim setlerimiz falan Temel çok iyi biliyor. Ama yani bütün terbiyenin aşkla bir alakası yok. Ferdi mi? İnsan terbiye olur da aşık olur. Ondan sonra işte ondan sonra o kendi aramızdaki o itiraflar olur yani, öyle bir işte ne bileyim, değil mi, öyle bir ya onun tarifini ben nasıl yapayım ki şimdi? Evet. Kim itiraf önce, kimden geldi itiraf? Tabii benden geldi tabii ki. Evet. Benden gelecek efendim. Ya onu da söyleyemedim. Yani utanıyordum. Yani bir şey yani nasıl söyleyeyim, ben utangaç bir adamdım çünkü. Ondan sonra böyle bir şey oldu ya. Yani onu tarif edemem. Karıştırmayayım diyorsun. Tarif yani edemiyorum ki. Gerçekten Ferdi hakikaten bunları belli edecek türde bir insan değildi. İyi, yok yani. Ferdi ile çok enteresan bir şey. Hulki abi Park Otel vardı. Hatırlarsınız o, evet, zaman Taksim'de. Evet. Park Otel'de yer ayırttı. İstanbul'a geldiği zaman kalsın diye. Ertesi sabah bir çekim için, konuşmak için gittim. Ferdi Bey ayrıldı dediler. Nasıl ayrıldı dedim. Ertesi sabah ama. Ayrıldı dediler. Plakçısına gittik filan. Gitmiş Aksaray'da bir başka bir otelde kalmış. Ya bir dedi, çok lüks dedi orası dedi. Ben dedi sıkıldım. Sıkıldım dedi. Gitti orada kaldı. Sıkıldım ben de yani, kaçtım. Bize gelirdi. Rahmetli anneme gelirdi. Anne bir şu yemeği yap da yiyeyim derdi. Yani. Hakikaten öyle bir aile ortamı içerisinde yetiştiği için. Efendim yani. Biz de onu arattırmadık İstanbul'da. Hep yani, o tarz. Ne güzel günlerimiz olurdu. Gezerdik beraber. Ben hep götürdü Boğaz'da yemeğe. Ama ve ondan sonra yaptığınız bütün filmlerde gişe hasılatları elde ettiniz. Çok büyük, çok ciddi, evet, seyircilerle karşılaştık Ferdi Bey. Rekorlar kırdık. Rekorlar bak, bu biraz şey olacak ama evet. Çeşme, evet, Derbeder, evet, benim gibi sevenler, Batan Güneş, evet, Yaderler, evet, Boynu Bükük. Ben ilk 5 filmini ben çektim. Evet. Sonra bir aradan sonra yine 2 tane daha filmini, evet, çektim. Evet. Ve hepsinde de çok büyük başarılara ulaştık. Seyirci çok teşekkür yani, ediyorum. Fakat onlar hiçbir tanesi boş değilmiş. Yani o seyircinin sevmesi o filmler hiç boş değil mi? Çünkü bugün televizyonlarda da oynuyor. Her hafta oynuyor o filmler. Evet, hepsinde oynuyor. Her, evet, filmimizde bir aşk masalı anlattık. Evet. Şarkılarıyla aynı paralelde yürüyen aşk masalları, evet, anlattık ve hepsinde de muvaffak olduk. Yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gelip rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Sağ olun efendim. Şöyle uğurluyorum sizi. Evet. Şimdi madem bu sizin hayatınızı değiştiren çok önemli aşktan söz ettik, biraz devam edelim. Evet. Ya şöyle isterseniz şöyle bir rahat olun. Ben rahatım, rahatım. Sanki ben sizi böyle şey gibi ben zannediyorum. Ben rahatım ya, Allah'a çok şükür. Çok şükür mü? İyi misiniz? İyiyim. Şimdi, Allah'a çok şükür. Evet. Çok önemli bir yere geliyoruz. İşte biraz önce söylediniz ki Konya'da bir kadınla beraber oldunuz. O sizi istemeden baba yaptı ama bir aşk ilişkisi değildi. Aşk ilişkisi değildi tabii. Evet. Canım. Sonra Adana'ya döndünüz ve Zeliha Hanım'la evlendiniz. Evet, Zeliha Hanım'la evlendim. O bir aşk ilişkisi miydi? O da değil, görücü usulüyle, tanıdık usulüyle, görücü usulüyle. Evlendiniz, ondan da iki tane kızımız oldu. Kızım var onda. Sonra Çeşme filminde Necla Nazır'a aşık oldunuz. Ve belki de hiçbir erkeğin yapmayacağı bir şey yaptınız. Gittiniz, karınıza dediniz ki, ben Necla Nazır'a aşığım. Bu kadar dürüst, bu kadar düz. Evet. Hiç onu söylemek, o sözcüğü, itirafı bulmak için kendinizi çok zorladınız mı Ferdi? Bu lafı ben söyledim mi bilmiyorum ama yani söylemedim herhalde ya. Söylemişsiniz. Ya bazı şeyler var ki söylenmez. Yani ben şimdi o kadını nasıl söylüyorum ya? Zeliha Hanım'ı nasıl söyleyebilirim? Çünkü nasıl anladı peki eşiniz? Anlamaz olur mu? Bu manşet gazeteler bilmem neler falan yani. Yani o kadar da değil yani. Yani şimdi ben söyleyemem ben şahsen yani. Şimdi siz söyleyin, ben evet mehmet diyorum ama düşünüyorum taşınıyorum. Söylemedim, söyleyemem ki ya, nasıl söylerim yani. Çünkü o hava filmler bilmem ne her şeyi zaten söylüyor yani. Bunun benim de bir daha benim söylememe gerek yok ki. Gerek yok. Eşiniz nasıl bir tepki gösterdi? Ya çok iyi bir insan o. Mükemmel bir insan yani. Allah razı olsun yani. Çocukta da çok yardımcı oldu. Böyle iyi bir insan yani. Hala evlisiniz onunla. Evet. Peki bir vicdan borcunuz var mı?
Ya ne bileyim yani kaderin önüne geçilmiyor yani. Kadere biraz inanmak lazım. Kaderin atar damarına inanmak lazım. Kılcal damarlar tedavi oluyor da atar damarı dikemiyorsunuz. Dikemiyorsunuz. Evet. Yaşadığınız aşk böyle bir şey miydi? Evet. Karşı konulmazdı. Karşı konulmadı evet. Yapamadım, başaramadım yani. Peki direndiniz mi hiç? Ya fazla da direnmedim yani çünkü seviyordum. İçimden geliyordu. Çünkü kötü bir şey yapmıyordum yani ben. Evet. Yani kimseyi rahatsız etmiyordum. Kimseyi kırmıyordum yani. Ama onu mutsuz ettiniz. Evet, o mutsuz oldu. Çünkü hiçbir kadın istemez. Ama yapamadım yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'dayım ve tek başınayım. Bütün herkes benden bahsediyor. Afişler, filmler, bilmem neler. Cahilim, bilmem neyim yani. Yani her şey üst üste gelmiş bir şey yani. Altında iyi şey arıyorum, kurtuluş. Yani çırpınmak, bilmem ne yani. Olmuyor. Peki o anda Necla'nın ağzına mı sarıldınız? Sarılmak mıdır işte? Ama aşık olmuşum tabii. Tabii. Sarılmaya kalksa herkesi çok sarılacak çok insan vardı çünkü. Şimdi orası tabii. telefonda talebe otelinde kalıyordum çünkü telefonlar durmuyordu hiç. Ama çok şey bir adamdım ben öyle. Zor adam öyle geçmezdim öyle kolay kolay. Kimler aramadı ki beni? Hani şöyle bir laf vardı beni kimler istemedi? Kimler aramadı ki ya öyle ben söylesem belki şaşırırsınız. Dener misiniz? Efendim? Dener misiniz söylemeyi? Söylemem. Sevmem öyle şeyleri. Çok ünlü kadınlar anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. Çok ünlü kadınlar evet. Sizinle birlikte bugün olmak çok, istedi. Bugün çok ünlü kadınlar aramışlardır beni. Ama siz Necla'nı hazır tercih ettiniz. Evet. Hani onlara çok şey olarak söylemiyorum ama onlar da çünkü çok şöhretim ben. Bayağı. Çünkü benim bilmiyorum o patlama o zamanın dehrinde patlamak bilmem ne yapmak o kadar çok şeydi ama müthiş bir patlamaydı yani. Atom bombası gibi bir patlamaydı yani. Sen de gazeteciysin bilirsin. Tabii. O zaman aklın eriyordu o zamanlara. Evet. Ferdi Bey ben bir şey merak ediyorum bir kadın olarak. Tabii ekrandaki seyircilerimiz de herhalde bunu merak ediyorlardı. Necla Nazlı'na müthiş aşık oldunuz. Onu çok sevdiniz. Evet. Peki karınızla neden boşanmadınız? Ya onu kendimde şey buldum. Sanki böyle bir vicdansızlık olarak. Yani bir bayanla evleniyorsun ve ona iki çocuk peydahlattırıyorsun ve ondan sonra parayı buluyorsun, şöhreti buluyorsun ve boşuyorsun yani. Gibi gördünüz. Bana şey ters geldi yani. Yani bana erkekliğe sığmadı yani. Ve iki de kız çocuğu var yani onlara da yani öyle kalkıp da öyle yapamam yani. Yapamadım, başaramadım. Eşiniz peki sizden boşanmayı istedi mi? Ya istemedi abi yani. Eşin doğrusu istemedi yani. O da bunu böyle bir kurguyu evet, yani. Kendine... Onu çok fazla derinine dalmayalım yani olmadı. İşin doğrusu olmadı. Olmadı. Evet. Siz de duygularınızla kendi mantığınız ve... Ya evet yani ben çünkü çok şey bir adam değilim. Çok zor bir insan değilim ben yani. Siz yani, belki de hayır demeyi mi bilmiyorsunuz? Hayır demeyi bilmiyorum evet ya. Bütün sorun burada. Bütün mesele burada zaten düğümleniyor. O hayır deme lafını bir öğrenebilsem... Zaten birçok şey değişir hayatımda. Onu yapamadım, başaramadım onu. Evet, bu da hayatınızın başarısız bir bölümü olarak. Evet, hayatımın en başarısız tarafı o. Yok, bende yok. Yapamadım onu, yok. Yapamadınız. Söyleyemedim. Ama sağlık olsun. Yani. Ama şimdi eşinizle, boşanmadınız, eşinizle de iyi bir dostunuz olduğunu düşünüyorum. Ya öyle işte, yani öyle telefonu açıyor bazen. Ben nasılsınız, iyi misiniz falan filan diyor. O da iyiyiz, sağ olun, hadi güle güle o kadar. Anladım. Evet. Bu da bir şey. Hayatın bir gerçeği. Eğer yani hayat zaten hayat bu zaten. Başka hayat ne olabilir ki? Yani hayat yanlışlarla doğrularla efendime söyleyeyim yaşanmadıktan sonra hayat değildir ki. Tabii. Ama bunu bu şekilde bu kadar gerçekçi anlatmanız da son derece hoş bir şey. Yalansız ve katıksız anlattınız bütün bunları. Efendim yalan söyleyip yani yalan söyleyip ben kendimi nasıl yani kandırabilirim? Yani ruhu bunalım geçiririm o zaman yani. Bütün bu kadar şeyin içerisinde bir de yalancı adam olayım. Yapamam bunu ben. Evet. Hayatın yani, akışı neyse oraya yani, baraj kurmamak tabii gerekiyor. Tabii ki yapmış olduğum bu piyasanın içerisindeki ki 30-35 senedir bu piyasanın içinde toz yutan bir insanım.
Yani sizler de çok iyi bilirsiniz bizim piyasamız nasıl bir piyasa olduğu içerisinde. Evet. Bir de bunun içerisinde kalkacağım, bir de yalancı bir adam olacağım. Ben bunu yapamam. Kellemi keseli ben bunu yapamam, başaramam. Biraz adanalık ruhu var mı? Hayır efendim, benim kişilik, bendeki adanalık madanalık değil. İnsanlığımın, benim kişiliğim, benim insanlığımın bana gösterdiği yol bu. Yalancı olamam ben. Evet. Gerçekler acı da olsa paylaşmak. Acı da olsa evet efendim. Paylaşmak lazım. Evet efendim. Ben çünkü çok acılar yaşamış bir insanım. Gerçekler acı da olsa onu ben taşırım omuzuma. Takar taşırım. Hiç yol yok bunun. Ama yalan da söylemem. Ne pahasına olursa olsun. Evet. Ferdi Bey, siz hayatınızı araştırırken birçok insana yardımcı olduğunuzu da gördük biz. Gerçekten. Elimden geldiğince ben... Elinizin uzandığı birçok insana yardım etmişsiniz. Hatta bunların içinde gözleri görmeyen bir kız var. Öyle mi? Evet. Kim o ya? Şimdi gelecek. Gerçekten bize çok hoş şeyler söyledi sizinle ilgili olarak. Öyle mi? Evet. Yardım mı etmişim ona? Yardım etmişsiniz. Ne mi? Kapar çalsan. Kapaklan mıydı? Ya. O ya. Yapamadı. Vallahi rolü yapamadı. Hoş geldin. Ben yapamadım. Evet, buyurun lütfen. Tabii filmin, kör olmuş gibi filmde. Filminde kör bir kız olmuş. Biz sizi birazcık... Sizi birazcık şaşırtalım istedik Ferdi Bey. Çünkü birazcık böyle çok ciddi konulara girdik. Evet. Oya Aydoğan'la gerçekten... Hayır, ben bir kör, iki gözü görmeyen çocuğun gözlerine yardımcı oldum da... Onu zannettiniz. Evet, bir kız deyince... O erkekti çünkü o çocuk. Bir anda ama kız sizi, mı oldu acaba? Evet, acaba size biraz tebessüm ettirelim size. Çünkü deminden beri çok ağır konulardan gidiyoruz. Hiç olmaz evet, dedik ki geçen gün bir filminiz oynuyordu. Oya Aydoğan bir kör, gözleri görmeyen bir kızı oynuyordu. Sahne nasıldı Oya? Nasıl yapıyor? Ferdi? Şimdi şey nasıldı? Bir gün değil, birkaç gün, bir 10-15 güne yakın kör oynadım ama... Şimdi rol yap deyince şurada zor geldi bana. Ama filmde o işte işimiz demek ki. Değil mi? O başka bir atmosfer. Kameradan bir anda o bizim kameranın güzel bir sesi vardı önce. O anda hemen gözlerim o, açık mı kördüm, kapalı mı kördüm? Açıktı. Açık. Ben onu geçen gün izledim. Geçen gün izledim. Tabii ki bir senaryo var tabii. Elinde almış ve kabullenmiş bir senaryo var. Ve ekip ve orada insanlar, tabii, ışıklar tabii yapılmış. Şimdi Oya Aydoğan'dan Ferdi Tayfur'u nasıl dinleyeceğiz? Rol arkadaş olarak sinemadaki Ferdi Tayfur'u anlatabilir misin? Ferdi çok ciddidir. Yani böyle olduğu gibidir ama insanı ısındıkça esprisi vardır. Çok kendi içine kapanıktır. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani bugün öyle bir açtık ki herhalde hiç kimse bunu başaramaz. Öyle mi? Evet, programı izleyince göreceksin. O beyaz koltukta öyle bir açıldı ki biz bile şaşırdık, doğrusu evet, söylemek gerekir. Ve tabii ben film çektiğimde ilk film kaçıncı filmdi? 5-6 mıydı? Yani evet. Ferdi yakıp geçiyordu ortalığı. O kadar büyük bir Ferdi Tayfur hayranlığı vardı. Ama o gerçekten tam zamanında mı gelmişti? Zamanında düşmüştü içine. Değil mi? O seks furyası vardı. Son sabah. Evet, seks furyası bittikten sonra işte şarkıcı filmlerinden ve Ferdi Tayfur'un filminle Türk sinemasına tekrar bir dönüş başlamıştı ve oynamak hakikaten yüzüne karşı diye söylemiyorum, büyük bir şanstı. Çünkü onunla oynayan insan çok büyük izleyici geldiği için bir anda herkesin tanıdığı bir isim oluyordu. Ve bizim dört filmimiz vardı, artık dördüncü filmde yeter artık dedi ya. Hep sen oynuyorsun karşında, ya Serpil, ya Necla, evet, ya Serpil, evet, ya Oya. Başka evet, değişmiyor. Bir Hülya mı çıkmıştı o zaman? Hülya'yı falan bir kızlar evet, vardı. Yani. Gelsin diye. Serpil Çakmaklı'da da vardı. Evet. Çok. Serpil'le de vardı. Evet. Necla'yla, Perihan'la az galiba. Evet. Ama az bir miydi? Bir, ya bir diğer işte. Yuvasız kuşlar mı? Yuvasız kuşlar evet. Neydi? Evet. Çok güzel günlerimiz peki, var. Peki şey kamera önünde nasıldır Ferdi Bey? Yani rol yaparken. Rol yapar, rejistöre karışır, senaryo yazar. Evet. Evet. Diyalogları o yazardı işte. Çok severim, çok bayılırım. Çok karışır öyle şeyleri. O zamandan vardı. Sevgili evet, rahmetle anlıyoruz. Sevgili Natuk Baydan. Bizim dört filmimizi o yönetmişti. Çok güzeldi. Oynamak heyecan vericiydi ve çok aşırı ilgi vardı. Çocuklar gelip ayaklarını atardı kendisini. Ölelim abi, şunu yapalım abi falan. Yani acayip bir hayran kitlesi vardı. Var, tabii. Çok. Dediğin gibi yani seks filmlerinden sonra sinemaya, şarkılı türkülü filmler sinemaya dönüş bir anlamda hakikaten
Ferdi Tayfur'la oldu. Ferdi Bey, biz bir şey duyduk. Onu size acaba teyit edebiliriz. Siz şarkı söylerken Orhan Gencebay arkanızda saz çalmış. Arkamda çalmadı, yok ya. Orhan yanınızda abi, mı çaldın? Orhan abi benim ilk plağıma refakat etti. Stüdyoda. Yani saz çalarken. Plağıma çaldı. Saz çaldı. Evet. Hangi şarkıyı i̇şte söylemiştiniz? Adnan abinin söylediği plaklar onlar. 68 mi 69 öyle bir şeydi. Sonra Ferdi Tayfur'la Orhan Gencebay'ı hatta bir ara rakip bile gösterdiler. Evet, gösterdi. Orhancılar, Ferdiciler. Ferdiciler. Evet. Ama bu doğruydu yani. Orhancılar, Ferdiciler doğru var. Doğruydu yani. Bu uydurulmuş şeyler değil bunlar. Sabahlara kadar onun yazdığı diyaloglara göre oynadığımız oldu. İçinden hissediyor demek ki ama yani pek içindekinleri dışarı vuran bir insan değil Ferdi. Evet, biraz kapalı. Daha bir böyle tutacak, evet. Kapalı teşhisin doğru demek ki. Rahat ol biraz. Ben rahatım. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Güle güle. İlk kızınız doğduğunda ne hissettiniz? Çok sevindim yani. İlk kızım doğduğunda sevindim. Kız çocuğu severim. Tuğba'ydı değil mi? Tuğba, evet. Ondan sonra yine İstanbul'daydım işte. Plak dolduruyordum. Evet. Adını kim koydu? Ben koydum adını. Siz koydunuz. Evet, müşterek. Sonra Funda oldu. Ondayken de film çekiyordum. Derbeder filmini çekiyordum Funda olduğu zaman. Funda da, Tuğba da şu ana kadar hiç kimse görmedi. Öyle mi? Evet. Yok, gördüler de hatırlamazlar. Hatırlamazlar çünkü onlar o zaman çocuktular. Evet, o zaman çocuktular çünkü film çektim onlarla. Ben. Evet. Evet. Şimdi diyorum ki bu sizin hayatınız olduğuna göre ilk kez seyircilerimiz kızlarınıza tanışsın. Tamam. Tanışsın mı? Tanışsınlar. Ha? Tabii. Onlarla iftar ediyorum. Şu kutuyu biraz açalım. Onlarla sizle iftar ediyorlar. Şimdi onlarla iftar ediyorum. Çünkü onlar benim öğretmenlerim. Değil mi? Evet. İngilizce öğretmenlerim. Evet. Gelsin bakalım Tuğba ile Funda. Kimsenin bilmediği kızları. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Funda. Buyurun babanızın yanına. Şöyle geçeyim. Siz de hoş geldiniz. Hoş, buyurun babanızın yanına. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Evet, güzel kızlar yani. Kara kaşlı, kara gözlü. Evet. Güzel kızlar. Evet. Bu güzellikleri nerede sakladınız Ferdi Bey? Öğretmenlerim bunlar benim işte. Evet, ikisi de İngilizce öğretmeni değil mi? Evet, İngilizce. Galiba siz daha büyüksünüz. Ben büyüğüm. Evet. Tuğba. Ve sonra da Funda. Evet. Şimdi babanızın hayatını tabii ki siz biliyorsunuz. İnişlerini, çıkışlarını, duygularını, yaşadıklarını kızlar olarak siz çok iyi biliyorsunuz. Ve Ferdi Bey de ilk kez bunları seyircilerimizle paylaşıyor. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir abiniz olduğunu ne zaman öğrendiniz? Yani hep vardı abimiz. Öğrenmemize gerek yoktu. Zaten abimiz hep vardı. Bizimleydi yani. Yani bizim hayatımızda işte abiniz bu gibi bir dönem olmadı. Abimiz her zaman hayatımızdaydı. Dolayısıyla şu yaşta öğrendik gibi bir şey söz konusu değil. Evet. Anneniz mi bakıyordu? Hep birlikteydik. Hep birlikteydik. Hep birlikteydik. Öyle mi? Evet. Bakın bunu bilmiyorduk. Biz her zaman birlikteydik. Sahi mi? Evet. Hep birlikteydik hepimiz. Şimdi aranız nasıl Timur'la? Çok iyi. Yani çok iyi çünkü çok iyi bir insandı abim. Yani tanımanız gerekir. Bakalım değil tanıyacağız mi? Belki yani. Bilemiyoruz ki. Ne olacak bakalım program sonuna doğru. Bilemiyoruz. Doğru. Bakalım ne olacak. Çok peki babanızı nasıl anlatıyorsunuz? Yani babanız tamam sanatçı ama sonuçta sizin babanız. O dedi ki Ferdi Bey, biraz önceki lafınızı bakalım kızlarınıza soralım. Ben babamdan baba şefkati göremediğim için belki o şefkati kızlarıma, çocuklarıma gösteremedim dedi. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Ben de katılmıyorum buna. Çünkü fazlasıyla işte gösterdi. Yani artist hayatı baba. Yani ben onu söylemek istiyorum. Baba çok mütevazıdır. Yani çok fazla böyle şunu yaparım ben, şöyle iyiyimdir, şöyle demez yani. Ha, ben bir de şunu düşünüyorum. İşlerin yoğunluğundan dolayı herhalde. İş çok yoğun, evet. İş çok yoğun. Yeterince ilgilenemedim gibi geliyor ama. O bakımdan söylüyorum ben yani. Başka evet, bir şey ama de, yoksa severim ben yani. Çok duygusaldır. Yani süper. Süper baba. Süper babanız. Destek. Süper baba. Süper babayı kim süper dede yaptı? Evet. Ne güzel bir şey değil mi? Evet. Ne güzel bir şey. Evet. Şimdi Tuğba ve Funda Hanımlar, siz babanızla hep yan yana, el ele, kol kol olamasanız da mutlaka onu sevdiniz. Bugün de geldiğinize göre bunca yıl kendinizi çok iyi bir şekilde sakladınız basından, kameralardan, değil mi?
çok iyi sakladınız, evet. Ama artık bu babanızın programı. Evet. Onu sevdiğinizi program. Söylediniz bize telefona. Tabii evet. Ki geliriz dediler. Ve koşa koşa geldiler Ferdi Bey. Evet. Her zaman. Çok özel bir günlerdi. Ben çocuklara şey yapmak istemedim. Yani rahatsız etmek istemedim yani. Aa. Çünkü onların bir mesleği var. Bir işleri var. İşlerinden alıkoymak. Efendime söyleyeyim. Bilmiyorum yani o bakımdan. Ama siz sonuçta bir babasınız. Baba her zaman böyle çok ince düşünür. Evet ben, çok. Evet, gerçekten biraz... öyledir. Yani başka insanlar için üzülür. Önceden ne yaparlar ne ederler diye düşünür. Şimdi mesela ben yalnızı çok seven bir insanım ben, değil mi? Şimdi bir başkasını yalnız düşünürken onun adına acırım. Başkası için üzülür. Üzülürüm yani. Allah Allah derim. Kendime bakarım, kendim yalnızım halbuki. Değil mi? Evet. Babanız bir de çok ilginç bir yapıya sahip. Hayatında en zor söylediği sözcük hayır sözcüğü. Biliyorsunuz evet. Hayatı özellikle evet. Özel evet. Yaşantısını. Evet. Annenize olan saygısı bir yerde hala duruyor. Kesinlikle. Onu kendisi itiraf etti. Birbirlerine karşı hala. Evet. Evet. Ama bir de tabii Necla Nazır olan aşkı var. Tuğçe ile aranız nasıl? Çok iyi. İyi bir ablalık yapıyor musunuz? Yani yapmaya elimizden çalışıyoruz. Geldiğince seviyoruz. Onun da bizi sevdiğini biliyoruz. Yani bizim kardeşlerimizle, abimizle ya da işte ikimizle ya da ikisiyle hiçbir zaman bir problemimiz olmadı. Çünkü kendinizde barışık gibi duruyorsunuz da evet. O yüzden evet. Babanızı yaşadıklarınla kabul ediyorsunuz ve onu en azından yargılamıyorsunuz. Kesinlikle onun yargısı bize düşmez. Çünkü herkes bir şeyler yaşıyor hayatında. Babam da yılların şöhreti yani şöhret bile onun yanında az kalır sonuçta. Herkesin yaşaması gereken bedel vardır. Bizde şöhretin bedeli. Yani biraz sıyrıklar şey... oluyor tabii insana tabii çıkartarken ki. Bu hayat olmaz o kadar mı? Kolay tabii. Değil. Olmaz mı? Olmaz öyle mı? Bizim gibi Anadolu'dan geleceksin. Fakir çocuğu, efendim söyleyeyim cahil, efendim söyleyeyim ama yetenek dolu. İnsanları öyle çok bu memlekette öyle alıp da birdenbire şey yapmazlar hanımefendi. Tabii. Çok doğru. Evet, onu öyle insanlara öyle çok ucuz vermezler. Babanızın en çok sevdiğiniz şarkısı hangi? Onun sesinden dinlemeyi çok istediğiniz. Hani şöyle bize biraz şimdi söylesin, kızların yaresine. Yani, evet, gelirken arabada Funda'yla aynı şeyi konuşuyorduk. Bir şarkısı var babamın ama ismini ben hatırlayamıyorum. Hep diyorum babama, bir klibi vardı. İşte şu genç kar yağıyordu. Hangisi? Yüreğimde yara var. Evet, yüreğimde yara var. Ferdi Bey biraz kızlarınız için söyleyeyim. Yüreğimde... Yara var, durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yapar? Harika, süper. Evet. Çok seviyorum şarkısını gerçekten. Çok da güzel söylüyor. Evet, yani biz böyle biz insanlarız Yasemin Hanım. Yani o kadar çok şey değiliz yani. Çok da enteresan değiliz. Ama, ama bakın ben de şöyle söyleyeyim, kızlarınız okumuşlar, eğitimli genç kızlar. Allah razı olsun onlardan yani. Ve, onların sayesinde. Evet, annemizin ve babamızın sayesinde. Gerçekten öyle. Ama şunu da söylemek gerekir ki, normal şartlarda kızlarınız sizi asla yargılamadı. Dedi ki, bir şöhretin bedeli vardı, babam bu bedel neyse onu çekti. Siz de onun üzerine çok güzel bir laf söylediniz. Bir takım sıyrıklar da olabiliyor dediniz. Anladım. Genellikle kız çocukları... Annelerine karşı bir haksızlık yapıldığı zaman hep babaya cephe alırlar. Ama siz babanıza bir cephe almadınız. Onun yaşadığı aşk, onun yaşadığı sevgiyi ona saygınızdan dolayı mı içinize sindirdiniz? Ya bunda hem babamıza olan sevgimiz çok büyük rol oynadı. Hem saygımız hem de yetiştiğimiz ev, ailemiz, annemiz çok etkili oldu. Evet. Yani yaşadığımız ortam çok özel bir ortamdı. Hiçbir zaman babam da annem de çok özel insanlar. Bu durumu bize hissettirmediler. Dolayısıyla hiçbir zaman biz babama karşı böyle bir hani kınç falan hissetmedik. Her zaman sevgi dolu yaklaştık. O evet. Da öyle. Bunda belki de annenizin rolü. Zeliha Hanım'ın rolü çok, çok fazla. Büyük rolü vardı. Sizi hiçbir zaman babanıza karşı yanlış bir şekilde doldurmamış. Hayır, evet, hiç zaman. Asla. Çok ilginç Ferdi Bey. Valla ne bileyim ilginç mi değil mi? Bir şey söyleyemem yani. Doğrudur. Bana hiçbir şey söyleyemem. O hızla hiçbir şey söyleyemem. Çünkü o hızla hiç konuşmak da istemem yani. Böyle neden suçlu mu hissediyorsunuz? Da, hep pırıl pırıl çocuklar. Allah'a çok şükür olsun. Evet. Ve kültürlü okumuş çocuklar. Onları evlendirdiniz de. Evlendirdim onları evet. Da. Şimdi onlar da insan yetiştiriyorlar. Evet. Çocuklara eğitim veriyorlar. Güzel kişilikleriyle. Güzel lisanlarıyla. Toplumumuza faydalı insanlar olarak yetiştirir.
O yüzden çok mutluyum. Çünkü ben okuyamadım. Onlar okudu. Ben çok büyük gıda aldım ondan. Çok doğru söylüyorsunuz. Hiç öğretmeni yok babanızın. Evet, evet. Hiç kitabı defteri olmadı. Evet. Ama sonuçta bugün kendi hayatını yazacak kadar, kendini ifade edecek kadar iyi konuşuyor ve yazıyor. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir tablo istiyorum ben. Ferdi Bey, ortaya gelir misiniz? Şöyle kızlarınız. Yani 40 yılda bir görüyoruz. Evet. Biri sağ yanından, biri sol yanından öpsün, sonra gönderelim kızlarınızı. Öyle mi? Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Yok, çekmiyoruz. Hayır, böyle bir görmek istiyorum. Şu mutluluğu bir görmek istiyorum. Kızlar çok barışık kendini. Nasıl oldunuz? İyi hissettiniz mi kendini? Ben her zaman iyiyim gerçekten. Kızlarınızla çok övünüyorsunuz gerçekten. Çünkü onlar hakikaten okumuş, ayakları yere basan ve de kültürlü genç kadınlar. Program başına biz hep oğlunuzdan söz ettik ya. Biz Timur'u da tabii ki programa çağırdık. Gelsin. İnsanlar onu görsün. Çünkü siz zaten o kadar kendine barışıksınız ki bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorsunuz. Ben anlatamıyorum yani, ben tabii ki barışık olmak zorundayım kendimle. Çünkü bir takım şeyler için hata yaptığımı kabul etmiyorum. Çünkü ben hayatım boyunca hiçbir kadını kırmadım. Hiçbir kadının ahını almadım ben. Diyorum ya, ben namusum vardı. Teyzelerimin kızları, ne bileyim, benim kız kardeşlerim, ne katliyen, böyle bir hata. Hatta böyle hata yapan insanlar da kızardı ben öyle yani. Biraz sonra seyircilerimiz oğlunuzla tanışacak. Tabii şunu söylemek istiyorum. Biz Timur Bey'i çağırdık programımıza. Evet. Ama Timur Bey gelmedi. Neden dersiniz? Gelmedi mi? Evet. Belki öyle uygun görmüştür o. Çünkü o, onu büyüten kadın rahat durmuyor kadın. Onu gördüğü zaman tekrar çocuğa bir takım şeyler yapıyor ona. Yoksa siz kötü, 24 kötü, saat... Kötü kötü laflar söylüyor çünkü kadın. Çocuk üzülüyor o zaman da yani. Öyle mi? Tabii yani, o bakımdan çocuk. Çünkü onu herhalde internette mi ne görmüş çocuğun... Oğlunuz şu mu? Biraz sonra gelecek bakın. İnternette mi ne görmüş çocuğu, durmadan işte böyle bilmem ne bilmem ne çocuğa şeylik yapıyor. Timur bu mu? Evet. Evet. Ya anlatabildim mi? Yani o bakımdan yani çocuk gelmemiş ondandır yani. Çünkü gördüğümü hatırlıyordu herhalde çocuğu, ondan sonra gene başlıyorlardı. Bu çocuğu şantaj yapmıyor. Biz geldiğimiz işte orada dilenirim milenirim diyor çocuğa. Bu çocuk da ağrına gidiyor tabii. Ondandır yani, başka bir şey değildir. Yoksa utanmayla ya da sıkılmayla bir ilişkisi yok. Alakası yok efendim, niye utansın ki ya? Ben ona söyledim, o gerçeği biliyor, her şeyi biliyor. Çok öyle önemli bir şey söylediniz. Biliyor ne gerçeği. Zaman söylediniz gerçeği? Her zaman söyledim ben ona. İlk bir söylemişsinizdir yani. Söyledim ben, oğlum gerçeği, işin durumu dedim budur, onu anlattım. O kadın çünkü her zaman televizyonlara geliyor, her kadın çıkıyor, çocuk benimle diye sahip çıkanlar var. Hep görüyoruz yani. Ama benim hayatımda da böyle bir şey olduysa, o da onun şeyi. Onu Allah'a verecek onun cevabını o kadın. Onun cevabını ona verecek. Kadın dediğiniz Timur'un annesinden söz etmiyorsunuz. Onun annesi öldü. Evet. Onun annesi öldü. Böbrek yetmezliğinden İsveç'te mi öldü kadın? Gitti Almanya'ya gitti bunun annesi. Bunu yetiştiren kadın. Bunu yetiştiren kadın. Evet. Ya bunu saklayan, bunu yetiştiren, kendi nüfusuna geçirtiren bilmem ne falan yani. Evet. O kadın. Yani buna öyle kamuoyuna işte var gazeteciler, mazeteciler. Hatta benim oğlum. Diğer işte diyen. O kadın. Evet işte. Onun için diyorum, o çocuk onun için gelmemiştir. Şimdi gene hatırlayacak bu çocuğa. Ne diyelim, ne söyleyeyim? Karşımızda bir enkaz var yani. Enkazın içine girip ne yapalım? Boğulalım mı yani? Adam gibi adam olur da karşında mücadele verirsin. Değil mi? Şimdi bana mesela dedikler, mesela deseler ki mesela, ya işte bu kadın böyle dedi, doğru söylüyor derim ben ona. Niye didişmem ben onunla çünkü? Doğru söylüyor derim. Yok efendim, fevran mı edeceksin? Çünkü önemli olan olaylar değil. Önemli olan olaylara verilen tepkidir. Tabii. Ben kendimden rahatım, ben kendimi biliyorum. Ona da söyleyeyim, o da biliyor kendini. Çocuk, o kadar. Siz üzerinize gelen görevleri fazlasıyla yapmışsınız. Olsun. Allah'a çok şükür. O yüzden çok rahatım. Tabii. Huzurluyum. Evet. En azından evet, onu reddetmemişsiniz, sokağa ne olacak yani? İşte dediğim gibi yani, boş bir dünyada yaşıyoruz, boş. Bu dünya bu aleme aittir. Kimse götüremez. O da size bir iç huzuru veriyor efendim. Tabii canım. Doğru. Evet, şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken diyorum ki
O kadını mı çağırsak acaba? Necda Nazır'ı ha? O kadın. O kadın. O kadın. Size aşkı öğreten kadın. Evet. Kaç yıl oldu? 24 yıl mı? Evet. 24 yıl. 25. 25 sene. Şöyle bir oh çekiyor musunuz? Bir nefes alıyor musunuz? Allah Allah. Her zaman çekiyorum. Oh. Yani. İyisiniz değil mi? O kadını çağıralım da. Çağıralım. Bir anlatsın bakalım ne anlatacak. Kapı açılsın ve Necla Nazır içeri girsin. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür. İkimiz bir arada. Hemen şöyle yanına alıyorum Ferdi Bey'in. Ay nereden başlasam? Nasıl anlatsam? Nasıl anlatsam? Bu aşk hikayesini nasıl anlatsam diyorum. Evet Ferdi Bey. Necla Nazır'la olan aşkınızı biliyoruz artık. Çeşme filminde başladı. Siz bir bosbos arabayla İstanbul'a geldiniz. Ve hayatınız ondan sonra Necla Nazır, Ferdi Tayfur Endeksi başladı. Evet. Necla Hanım, ilk dönemlerde nasıl hatırlıyorsunuz bu aşkı? Şimdi biz ilk dönemlerde zaten bir Kara Sevda filmi çekmiştik. filmle birlikte hatırlıyorum. Ne etkiledi sizi Ferdi Tayfur'da? O hani siyah bakan gözleri mi yoksa suskun ve mahcup hali mi? Dürüstlüğü tabii ki. Yani ben Ferdi Bey'e baktığımda bir aynaya bakıyormuş gibi hissettim kendimi. Kendimi gördüm onda. Öyle. Ve size bir itirafta bulunmuş bir gün. Öyle mi? Evet, aşkını itiraf etmiş. Bugüne gittim bunlara evde yemek yediyordum ben. İlk. Ablası yemek yok şeye ya. Götürdüm bıraktım da işte o gece şeyden gelince. Antalya'dan gelince. Evet. Evet. O bize yolda yemek yedirmişti. Biz evet. De onun karşılığı olarak ağırlamayı düşündük. Yol yorgun olduğunu söyledik. Yemek yer mi diye sorduk. Kırmadı bizi. Geldi ona bir yemek yemişti. Peki Necla o iç sesini hatırlıyor musun? Ferdi Bey'in mi? Ferdi Bey'e karşı duyduğun bir iç ses var mıydı? Ya beni görüp yani de... Yani şimdi aşkın ve sevginin tarifi yok. Beni görüp yok. Hiç sesi geçirmemesi Allah mümkün mü diyor. Allah yakışıklı. Yani. Ya Yasemin'cim şimdi gerçekten yani Ceylan gibi adamdım. Çeklik gibi çekiyordum be ya. Çok şeker. Vallahi de doğru söylesene. Nasıldım saçlarım, maçlarım ben de... Evet. Ses, ağlayan... Yine bağlayan. De öylesin hayatım. Ya şimdi bak biraz şey olduk ama olsun gene de. Ne oldun canım maşallahın var. Hamdolsun. Çok hoş görünüyorsun. Evet. Sağ ol. Evet. Her zaman. Evet. Ve öylece başladı. Efendim? Yani öyle başladı evet. Böyle. Ve 25 yıla geldi. 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 Rüya gibi ama kişi, geldi. Kişi kişinin aynasıdır. Tabii. Evet. Ya bazı şeyler var ki insanlar bunun önüne geçemiyor. Yani o da şundan oluyor galiba ya. Allah'ın istediği biçimde yaşıyor insanlar. Ben kişilerin kaderlerini değiştirebileceklerine inanmıyorum. Yani belki kullar bazı şeyleri bozabilirler. Ama Allah'ın nasip ettiği şeyleri maalesef hiç kimse bozamıyor. Siz birbirinizin kısmetiydiniz. Bir öyle anlamda. Yani bu Allah'tan olan. Önüne geçemiyorsunuz. Yani. Önüne geçiremedim. İstediğiniz evet Ferdi Bey mi? Zaten onları söyledi. Tabii bunları konuşmakta da hiçbir beis yok. Zaten evet. Siz Ferdi Tayfur'un hayatını bilerek... Ferdi Tayfur'la beraber öyle oldunuz. Tabii ki biz birbirimize yalan söylemedik. Yani içimizde birbirimizin hayatını söylemem. Biliyorduk. Yok. Evet. Biz değil o mi? Hayatın içinde evet. Olduk yani sonuçta. Peki Ferdi Bey boşanmadı. evet. Hiç o konuda konuşuyor musunuz? Yok şimdiye kadar konuşmuyorduk da işte bir yıl öncesine kadar biraz başladık. İstiyor musunuz evlenmeyi? Yani sonuçta ben Ferdi Bey'le 25 yıldır evliyim. Yani öyle yaşıyorum. Öyle de görüyorum. Ama tabii ki yani bizler topluma mal olmuş kişiler olduğumuz için benim de şimdi bir tane kızım var. Tabii ki istiyorum. İstiyorum tabii ki. Ferdi Bey ne cevap vereceksiniz? Vallahi Allah kerimle diyeyim vallahi. Yani ya biraz zor şimdi bir durum. Çocuklar yani dedi ya biz evliyiz 25'ten. Ya bunun ötesinde bir şey yoktur aslında.
Bunun ötesinde başka bir şey yoktur. Onun ötesinde başka bir şey var Ferdi Bey. Şimdi bakın. Efendim bakın biz eğer ki şimdi muhalefe ben kasap o da bir terzi dükkanı falan çalıştırıyorsa var olur. 25 sene biz bu toplumun içerisinde en önlerde olmuş insanlarız. Biz saksı gibi böyle en önlerdeyiz böyle. Göz önünde olan insanlarız. Zaten Necran da onu söyledi. Göz önünde olduğumuz için. Göz önünde olduğumuz için artık yadırganacak bir tarafımız kalmamıştır bizim. Lütfen. Yani ben bilemem bugün, tabii. Bunu bugün mesele haline getirirseniz millet bize güler yani. Ne konuşuyor bunlar der ya 25 ama sene sonra. Ne diyor? Diyor ki bakın, evlenmek istiyorum ya diyor. Evlenmek istiyor. Ben nereden evleneceğim? O da evlenmek istiyor şimdi. Tamam doğru söylüyor evlenmek istiyor. Ben de ona güzel bir şeyle sunmak isterdim ama olmadı. Olmadı. Bundan sonra olamaz mı? Ya olamaz şimdi. Ne diyeyim hadi şimdi kadına diyeceğim ki hadi boşanalım hadi. Şurada da iki kız geldi. Bunun da kocaları var. Şimdi yani yapamadım ya başaramadım ben. Ama sizin de bir kızınız var. Yani özür diliyorum herkesten özür diliyorum affedersiniz yani. Bu bir şeyse yapamadım özür diliyorum yani ne yapayım? Biz hayatı beraber paylaştık 25 sene. İyisiyle kötüsüyle. Ama yarınlar ne gösterir hiç belli olmaz. Ya tabii ki yani şimdi. Tabii yani. Allah bilir. Allah bilir yani şimdi bu tabii. Biraz kadere inanmak lazım. İşte biraz da o yok laflarını biraz şey yapmak. Hayır lafını. Siz hayır demeyi bilmiyorsunuz. Yapamadım ben. Evet hayatı boyunca bir şeye hayır diyemem. Bu hususta pısırık bir adamım ben. İşin doğrusu bu. Ne diyeyim pısırık yani. Da değil de tembel. Tembelim bu pısırık. Niye yani boşanmıyormuş yani? İnsanları kırmak. Yani evet tembel. Yani insanları kırmak. Tembel. Belki de ama onun ruhunda biraz şey var. Hayır dememe ve yani. Merhamet mi var acaba? Yani çok merhamet. Evet, aşırı. Yani kadınlara bakın. Zaten kadın bizim buluştuğumuz yer orası. Merhametlisiniz siz. Efendim, yani size en kötü zamanlarınızda birlikte olan bir kadını, iki çocuğunuzun annesini sanki boşarsanız terk edecekmişsiniz gibi geliyor mu? Ya bana şey geldi, ters geldi. Ya. Ters yani geldi. Adana'dan getir elin kadınını burada boşar. Bana ters geldi. Ne derseniz deyin. Hadi götürün beni Taksim Parkı'nda asın. Ona da razıyım ama ben bu doğruyu da söylerim. Tabii. Elin kadınla evlendi, iki çocuk yaptı, ondan sonra getirip alıp ayrıldı. Yok canım, ne oluyorsunuz? Hop, dur bir dakika. Vahip ya. İşte o zaman bu halk sizi lanetler. Der ki oğlum, ne oldun lan? Sen kadıncağızı niye boşadın? Der yani. Bırak da benim vicdanım o lafı bana söyler. Yani. Nesin lan sen kendi kendime derin, ne yaptın? Yani şimdi, aşksa aşk. Sevgisi saygıysa saygı, sevgisi sevgi yani nedir yani? Ben kendi vicdanıma hesap veremem. Evet. Evet, istekler olanaklarla sınırlıymış derler. Yani, olabilir tabii ama Necra Hanım da gönlünden bu geçtiği için bunu hep söyledi. Birbirimize hep dürüst davrandık yani. Yoksa evet. Dürüstüz yani birbirimize saygımız var, birbirimize bir sevgimiz bilmem ne. Yani hiçbir zaman için birbirimizi şey yapmadık yani öyle. Evet Necra Hanım sizin istekleriniz böyle ama Ferdi Bey'in de kendine ait doğruları var. O isteklerle evet. Doğrular nerede evet. Çakışır, nerede bir araya gider hiç bilmiyoruz. Ama evet. Bu mutluluğunuzun gerçekten çok çok güzel bir meyvesi var. Evet. Tuğçe. Evet Tuğçe gelsin. Evet. Gelsin de babayı biraz yumuşatsın. Tuğçe gel. Hoş geldin, hoş geldin Tuğçe. Merhaba seni şöyle hemen ortaya alıyorum. Gel ya. Evet. Tuğçe de siyah bir şey seçtim üstüne. Neden bu kravatını böyle? Ne bileyim işte. Beğenmedim. Çok şeker baba kız. Onun siyah elbisesini beğenmedi, onun kravatını beğenmedi. Ne güzel. Acaba Tuğçe kime benziyor diye bakıyorum. Necra Nazır'la Ferdi Tayfur karışımı bir güzel. Nasılsın Tuğçe? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Babaylarımız nasıl? Hemen geldim kravatı gördüm. Evet. Uymamış karışır mısın babana? Yok be ya. Ben adi değil. Başka. Babana karışır mısın? Yok onun zevkleri güzeldir genelde. Uyuyor bu. Kızlarıyla aranız çok iyi değil mi sizin? Yani kız çocuklarınızla üç kızınız var. Üçünle de aranız evet. Çok iyi. Evet. Çok elinizi var birbirinizde. Tuğçe sen babana bir şiir yazmış mıydın? Öyle hatırlıyorum ben. Şiiriyle beste yapmıştım ama daha çıkmadı. Peki annenle baban sanat dünyasında iki tane tanımış insan. Senin sanata karşı duyguların nedir? Hep sorarlar bunu. Annenin mesleği mi babanın mesleği mi diye Tuğçe. Vallahi hiç düşünmedim sanatçı olmayı ama sadece bir tane anı kalmasını istiyorum ben de. Annemle ya da babamla çevireceğim bir film. Bir dizi istiyorum ama annemin şimdi çektiği filmde Funlar aslında Funlar oyunundaki kızı ben oynayacaktım. Babam evet. İzin vermedi. Ferdi Bey niye izin vermediniz kızınıza? Okuyor.
okuduğum için, yani okula denk geldiği için izin vermedi. Hı-hı. İyi oldu aslında çünkü zor bir zamanda. Zorlayacaktı. Keman çalıyor. Ama müziğe de ilgin var. Tabii müziğe keman ilgin var. Keman çalıyorsun, baban için şarkı piyano yapıyorsun. Çalıyor. Çok çok güzel. Acaba dinleyebilir miyiz seni yakın bir gelecekte? Olabilir. Olabilir çalışıyorum. Mi? Çalışıyorum. Peki ben size çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Hayırlı olsun. Için. İnşallah başarılı olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Böyle, böyle programlar da lazım çünkü. Evet, insanları gerçekten insanları, evet, tanıtmak onları, insanları deşarj etmek. Biraz rahatlatmak. Rahatlatmak tabii ki. Geçmişe götürüp bugünle tanıştırmak. Halkın sevdiği insanları halkla işte karşılaştırmak. Önemli değil. İnsanların hayatla ilgilenmeleri önemli değil. Tabii. Önemli olan burada oturduğu kameraların karşısında işte Ferdi Tayfur, Necla Nazır ve Tuğçe ve Funda ve Tuğba'yı görmeleri. Ve bunu çok uzun süreli insanlar görmedi kızlarınızı. Evet. Necla Nazır'ı. Evet. Hep onlara kapalı bir kutu içinde o ailenizi sakladınız siz. Evet. Öyle oturması icap ediyordu çünkü. Güzel onları olan, belki de tehlikelerden saklamak tabii adına. Tabii ki efendim. Güzel olan da odur efendim. Evet. O tarafıdır. Bir kişi yeter. Yani iki kişi yeter. Hatta bizde iki kişi var. İki kişi fazlası var yani. Değil mi? Evet. Aslında bir kişi yeter de bizde iki kişi var. Çok doğru. Ve Necla Nazır da uzun bir aradan sonra tekrar setlere döndü. Evet. Çalışmaya başlarken Ferdi Bey'den izin alır mısın? Yani şunu da bir şey yapmak istiyorum diye. Yok, sadece danışır. Yani. İzin almam, danışırım. Zaten Ferdi Bey çok istedi. Çalışmanızı. Hayırlı uğurlu olsun. Ama çok benim uzun zamandır şeyim vardı. Ferdi Bey bir dakika kalkar mısınız ayağa lütfen? Bakın. Şurada neler var? Kravatlar. Evet. Bakın şurayı görüyorsun. Kravatlar, evet. Evet. Şimdi tabii ki ben uzun süredir bu kravatı kesmiyordum. Öyle mi? Evet tabii, şimdi bu kravatı da keseceğiz. Ne kurtulacağız o kravatı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tuğçe onun için dedi o zaman. Evet. Ve bu kravatı da buraya...